Böyle şimdi biz aslında kara bir günü, haftayı Nasdaq açısından geride bıraksak da S&P 500 Dow Jones'un böyle kendilerini toparladıklarını gördük. Bugün sağ olsun diyelim. Dünden Wall Street düşülen, dökülen parçalarını geri topladı adeta. Emtialar da aynı şekilde. Özellikle petrolün 8. ayın en düşüğünden yükseklere tırmandığını gördük. Çok enteresandır. Moody's'in ratingleri düşürmesi, hatta junk, yani kullanılmaz seviyeye getirmesine rağmen Morgan Stanley dahil olmak üzere birçok finansal hissede, bankacılık hisselerinde yukarı tırmanışlar gördük. Morgan Stanley'in %1,5 yukarı çıktığını gördük. Şu Avrupa Merkez Bankası da bir yandan kolateraller bankalar üzerine konan bu faiz oranlarında bir gevşetme yapacağını söyledi. Bankacılık tabii ki bir yanda Moody's, ABD, Avrupa bankaları, ABD bankaları. Bankacılık deyince aklımıza kim geliyor? Yalman Onaran geliyor. O yüzden Yalman'ı bugün davet etmek istedik. Çünkü önemli bir gün, öyle değil mi? Şimdi dönüyorum Yalman'a, Barış'ım izninle. Moody's bankaların ratinglerini düşürdükten sonra hisse senetleri yukarı çıktı. Sadece bankacılık hisseleri değil. Bunu neye bağlayabiliriz Yalmancığım? Hatırlarsan Amerika'nın notu düşürüldüğünde de S&P tarafından Evet. Amerikan bonoları çok prim yapmıştı o gün. Aslında bir süre iyi gitti Amerikan bonoları, hala da iyi gidiyor. Şimdi bankalarda bir iki faktör var ama en önemlisi aslında beklenen kadar kötü olmadı Amerikan bankalarındaki not düşürüşü. Moody's belli bir aralık vermişti, 1 ile 3 arasında Evet. düşüreceğim diye, kaç basamak düşüreceğini. Ve özellikle bir iki bankanın, Morgan Stanley mesela, çok daha 3 basamak düşeceği bekleniyordu. Sadece 2 düşürülünce, oh neyse Kötünün bakmıyor iyisi mi geldi yani? Şimdi biz Morgan ona Stanley bakmıyor sevinelim. dendi. Bu arada tabii bu bankalar zaten bunu bekledikleri için fiyatlara konmuştu bankaların notlarının düşmesi. Çünkü bunların hem yani özellikle bu kredi notunun etkisi bankaların türevleri nasıl collateral, yani oraya türevlerdeki masraflarını etkiliyor. Yani daha çok türevler için daha çok para ödemeleri falan gerekiyor düşük olunca notları. Ama o biliniyordu, yani masrafların artacağı. Artı bunlar o kadar artmasın diye de bankalar zaten bir 5-6 aydır sürekli kendi holdinglerden banka altyapılarına kaydırmaya çalışıyorlar. Yani şimdi bu Türkiye'de olan bir sistem değil ama Amerika'da banka holdingleri var. Onun Evet. altında da tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından güvence altında alınan bankanın kendisi var. Mesela Morgan Stanley çoğu türevini holdingde tutuyordu. Onları bir son 6 aydır sürekli bankaya kaydırıyor. Çünkü bankanın notu holdingden daha yüksek. Niye? Çünkü tasarruf mevduat sigorta fonu güvencesi var. Yani devlet güvencesi var. Şu anda yani yine hani hep konuştuğumuz konulara geliyoruz. Devletler, hükümetler bankaları kurtarıyor. Destekliyor. İspanya'da görüyoruz bankalarını destekliyor. İrlanda yaptığı aynı şeyler. Yani bütün ülkeler yapıyor. Amerika'da şimdiki görüntü holding yapılarını değil, çatıları değil, sadece mevduat sigorta fonundaki bankaları destekleyecek Amerikan hükümeti. O yüzden de oraya kayıyor türevler. Onun için de çok etkili olmayacak bu notların düşürülmesi. Çünkü diyorum ya alttaki bankaların o notları hala yüksek. Zaten bir de bu rating ajantalarının güvenilirliği, değil mi? Kredibiliteleri de zaten düşmüş mü? O yüzden piyasa zaten hani kötünün giysisi geldi. Bir yandan o var, bir yandan da ne kadar zaten güvenebilirler. Çok güzel söyledin. Peki Avrupa'ya gidelim istersen. Amerika dedik. Amerika madem böyle destek, Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası enteresan bir destekte bulunmak istedi. ABS dediğimiz o ABS kolateral üzerindeki faiz oranlarını düşüreceğim dedi. Şöyle bir gevşetmeye girdi. Hatta hemen hisse senetlerinde biz bir oynama gördük. Tam da Alman güven endeksinin, hani ticari güven endeksinin düşük gelmesinin ardından sanki özellikle yapılmış gibi geldi piyasada, değil mi? Öyle konuşuldu. Bu hakikaten akıllıca bir hareket miydi Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı bu manevra? Yani şimdi bunun altında da yatan, bu da arada konuştuğumuz bir konu. Yani Avrupa'daki bankalar, özellikle İspanya'daki, İtalya'daki, Portekiz, Yunanistan, Batık ülkelerdeki bankalar tüm fonlamalarını hemen hemen artık Avrupa Merkez Bankası'na yapıyorlar. Çünkü Evet. piyasadan fonlayamıyorlar kendilerini. Piyasa onlara fon vermiyor. Tabii ki mevduatları var.
Mevduatlarda bir problem yok. Yunanistan hariç, Yunanistan çok mevduat kaybetti ama diğer ülkeler mevduat kaybetmiyor bankalar, ama normal piyasadan aldıkları fonu yani bono satarak veya gecelik piyasada repo piyasasını aldıkları, Türkiye'de de bankalar aynı şeyi yapıyor, Evet, repo piyasasına, repolarla onlar doğru. kesilmiş durumda. Yani İspanyol bankalarına repodan kimse para vermiyor artık. İtalyan bankalarına vermiyor. O yüzden bütün fonlaması Avrupa Merkez Bankası'na kaymış durumda. Şimdi Avrupa Merkez Bankası bu fonlamayı yaparken onlardan bazı taahhütler istiyor. Bu taahhütler de işte örneğin şeylere dayalı, ipoteklere dayalı Menkul bonolar, kıymetler. menkul kıymetlere dayalı bonolar, asset backed securities veya mortgage Mortgage backed backed securities, ipoteğe dayalı menkul Bunlar, kıymetlerden. Ha. bunların daha geniş kapsamlı kabul edeceğini söylüyor Avrupa Merkez Bankası. Niye Evet. bunu yapmak zorunda? Çünkü azaldı gittikçe, verecek taahhüt kalmadı. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'ndan istedikleri para, günlük fonlama miktarı gittikçe artıyor. Evet. Yani mesela İspanyol bankalarının şu anda 150-200 milyar euroya çıkmış durumda. O miktar artınca karşında koyacak taahhüt azaldığı için, yani bilançolarında fazla başka bono yok. O yüzden o bonoyu da kabul ederim, bu bonoyu da kabul ederim. Ne verirsiniz verin, tamam kabul ederim diyor Avrupa Merkez Bankası. Bunu yapmak zorunda çünkü fonlama oradan geliyor. Yani bu ama tabii piyasalar bunu iyi görüyor. Niye? Çünkü bu yapılmazsa daha zorlanacak bankalar. Yani fon alamayacak. Yani Avrupa Merkez Bankası'ndan da para alamazlarsa bu sefer fonlamaları çok zorlanacak. Bir likidite krizine gidebilirler. Onun için bu likiditeyi rahatlattığı için tabii yine olumlu görünüyor. Yani hani Aralık'ta ve Şubat'ta yaptığı kısa Evet. süre dönemli Borçlanma. borçlamanın bir nevi başka Görecek bir miyiz türü daha bu. böyle birçok manevra Avrupa Merkez Bankası? Yani tamam, piyasa bekliyor zaten. Senin de dediğin gibi aslında yapılması gereken bir şeydi. Daha görür müyüz? Nasıl, ne tür şekilde görürüz? Yani Avrupa Merkez Bankası'na olan ihtiyaçları arttığı için Avrupa İhtiyaç. bankaların fonlama nedeniyle, likidite nedeniyle Avrupa Merkez Bankası devam edecek bunları sağlamaya. Ama tabii politik düşünceler, çatışmalar var bu arada. Yani Avrupa'nın bu problemli ülkeleri, İtalya, İspanya, İrlanda Evet, vesaire, kesinlikle. yani onların yapmasını istedikleri şeyleri de Avrupa Birliği'nin bütçeleri konusunda olsun veya bankaları konusunda olsun, bunları yapıp yapmadıklarına bağlı. Yapmazlarsa doğru şeyleri, Avrupa Merkez Bankası her an kısabilir verdiği paraları. Yani o elinde onu koz olarak kullanıyor Avrupa Merkez Bankası. İspanya her şeyi yapıyor gibi görünüyor. Yani bütçe konusunda Avrupa Birliği'nin dediklerini dinliyor gibi. Ama yine de mesela bu bankalar konusunda şimdi anlaşmaya çalışıyorlar. Kaç Değil mi? para Paylaşım isteyecek? falan dediler hatta. Evet, yani kaç para istenecek? Nasıl, onun karşılığında Avrupa bankalarına ne yapacak İspanya? Bunlar da doğru yerlere varırsa İspanya bankalarının fonlamasını Avrupa Merkez Bankası üstlenmeye devam eder. Ama işte her gün yani bir karşılıklı, bir devamlı alışveriş var. İspanya demişken Barış, İspanya ile alakalı bir sorun var biliyorum. Özellikle herhalde bu küçük ölçekli tahvil tutanların paylaşmasıyla alakalı diyorum ve Avrupa ile İspanya ile ilgili